Herkese merhaba, Caps Lock Podcast'a hoş geldiniz. Ben Umut Yaka. Hoş geldiniz, ben Erdem Şantunalı. Caps Lock Podcast her hafta iş hayatında başarılı insanlar ve girişimcileri ağırladığımız bir podcast serisi. Bugün de yanımızda, bu bölümde yanımızda... Bu hafta ikisini de ağırlıyoruz bence. Bu hafta ikisini de ağırlıyoruz. Hem zamanında iş hayatında başarılıymış, yeni de bir girişimci. Her çok, türlü çok... alacağım 100 liraya abi bak. Çok taze girişimci. Kamyonla göndereyim sana. Oo, bak işiyle de linkli. Çok güzel. Aynen. Reklam olur. Yolda.com niye öyle bir şey dedim. Yolda'nın CEO'su Volkan Özkan var yanımızda. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Selamlar. Çok teşekkürler davetiniz için. Teşekkür ederiz. Akşamı şenlendirdiniz. Sen kez aynı şekilde. Biz de çok mutluyuz. Bu evde zamanlarımızda dost olduğun için. Ya şeyden başlayalım mı şimdi? Biz dün yayınladığımız haftalık gündemde Yolda.com'u, neden Yolda.com deyip duruyorum? Yolda'yı anlattık yeni bir girişim diye. Ve Erdem doğru anlattığına inanıyor. Ben ise bunlardan çok, bu yani sizin pazardan çok anlamadığım için emin olamıyorum. Sen böyle hemen bir Yolda nedir? Onu anlat. Sonra biz mükemmel bir sorumuz var. Ona soralım ve başlayalım programımıza. Tamamdır. Bu arada gayet doğru anlattınız. Yaptığımız iş aynen o şekilde. Yani bir müşteri işte endüstriyel bir güç, işte mesela dediğim gibi gıda üretiyor. Yolda.com'a giriyor. ve işte orada şey diyor, İstanbul'dan Bursa'ya 2 palet göndereceğim. İstanbul içi işte Tuzla'dan Şişli'ye 2 palet göndereceğim. Adana'ya 3 palet göndereceğim gibi bir yük ilanı açıyor bizim sistemimizde. Biz ona anında bir fiyat veriyoruz. İşte orada bütün parametreleri de baz alıyoruz. Mesela bir zincir markete gönderecekse eğer, o da bir parametre, veya bir depoya gönderecekse parametre. Böyle bir algoritma yazdık arka planda. Fiyatını seçiyor. İşte 3 tane model var. Yani ekonomik shipment mı olsun, İşte standart bir teslimat mı olsun yoksa süper hızlı mı olsun gibi. Ondan sonra fiyatını seçtikten sonra biz arka planda çalıştığımız lojistik şirketlerine, işte yerel nakliyeciler de var bunun içerisinde, orta ölçekli küçük nakliyeciler veya işte büyük lojistik şirketleri de var. Onlara yükü forward ediyoruz. Hı-hı. Ve onlar ayrı bir pick-up organizasyonu yükü toplayıp transfer merkezlerine götürüp oradan yükün teslimatı yapılan bir sistem. Siz pazarlı siz... Hah, aynen. Sor Umut, hadi. Heyecanlandık ya ikimiz de. Yani nakliyeyle alakamız yok ama beni bayağı çekti bu konu. B2B sorular yani, bitti. Evdeki buzdolabını, işte ev taşıma gibi işleri odaklı değil. Direkt üreticinin bir yere sattığı bir malzemenin transportation için kullanıyoruz. Siz yani şey oluyor mu peki, bu doğru anladım mı diye sormak için, lojistik firmaları için bir pazar yeri oluyor musunuz? Sonuçta siz oraya bir lead sağlıyorsunuz günün sonunda, değil mi? Aslında pazar yeri değiliz. Aslında lead sağlıyorsunuz çünkü. Gibi. Doğru. Operatör gibiyiz. Yani evet. Müşterinin de hangi lojistik şirketiyle transportation yaptığı aslında çok fazla onu umurunda olan bir durum değil. Hani biz orada bütün sorumluluğu müşterinin karşısında alan şirketiz. Onlar sizi biliyor günün sonunda. Aynen öyle. Hasardır vesaire, teslimattaki problemler, faturalaşma hepsi bizimle yapılan süreçte. Anladım. Ben de sorumu sorayım o zaman. Siz şimdi hani bu nakliye şirketlerine forward ediyoruz dediniz ama atıyorum X kargo diyeyim ben adını. Adını bilmiyorum ama X kargoya siz mi gönderiyorsunuz yoksa orada bir ticket açılıyor ve X kargo geliyor diyor ki bunu ben alırım. Hı-hı. Hani ben biraz Uber olarak düşünmeye çalıştım. Hı-hı. Uber'in de mesela aracı yok ama işte bir müşteri olduğu zaman oraya en yakın adam veya işte araç gidiyor ya, sizde de öyle mi aslında, yoksa siz şu araç sen git hadi ona diye aynı zamanda taksi durağı vazifesi de görüyor musunuz? Anladığım dünyalarda şimdi soruyorum şimdi, yani. Böyle bir sequence diagram vardır ya, onu açmak istedi canım aslında. Şöyle akış, şimdi Yolda'nın carrier partner dediğimiz bir yapılar var. Türkçe, İngilizce gidiyorum biraz bu arada, problem değil herhalde. Full Türkçe de gitmişmeye çalışıyorum şimdi. Carrier partner dediğimiz bir kitle var. Bunlar bizim aslında lojistiği taşıyanlar, hani taşımacılığı yapanlar. Onların biz rutlarını ve kapasitelerini biliyoruz. İşte mesela bu carrier partner Ege'ye çalışıyor. İşte bütün Ege hattında çalışıyor ve günde X tane aracı çıkıyor. Parsiyenin farkı biraz şey.
33 tane ya da işte 50 tane müşterinin yükü bir tırın içerisinde olabilir. Hani full truck book etmek gibi değil. Yani bir komple bir tırı rezerve etmiyorsunuz aslında. Dolayısıyla birleştiriyorsunuz işte. Bu parsiyel lojistik yapan lojistik şirketleriyle onlar da bölgelere odaklılar. Dolayısıyla biz onların hangi hatlarda kaç paraya çalıştıklarını ve ne zaman sevkiyat yaptıklarını, detaylarını, kapasitelerini vesaire bilgilerini biliyoruz. Ve shipper'da yoldayla temas kuruyor. Dolayısıyla biz sadece route ediyoruz onları. Onlara bir bildirim gönderiyoruz. İşte diyoruz ki mesela şimdi 3 palet yarın Bursa'ya için senin depona gelecek. Oradan sevkiyatı gerçekleştireceksin diye onlara bilgilendirme yapıyoruz. Her bölgeye çalıştığımız birkaç partnerimiz olduğu için de dolayısıyla mesela bir carrier partner eğer derse bize işte mesela benim kapasitem dolu yarın çıkamayacağım veya olmayacak o saatte çıkamayacağım vesaire derse başka bir partnere de götürebiliyoruz. Aynı işte İzmir yükünü. Anladım. Hı-hı. Anladım. Dolayısıyla değil. Yani bir matching algoritması gibi değil. Daha çok sistem bize zaten hani bir ilan açıldığında biz o işi hangi carrier partner'a vereceğimizi sistem bize öneriyor. Önceden ve belli olmuş oluyor aslında. Route edebiliyoruz bu şekilde. Toplama organizasyonu ayrı. Hani bir de bu an işte müşterinin deposundan gidip iki paleti toplayıp transfer merkezine götürmek var. Onun içinde ayrı yolda dedike çalışan araçlar var. Dolayısıyla bir ilan açıldığı zaman yoldanın toplama araçları topluyor ve onları carrier partner'lara getiriyor. Bu nasıl bir operasyon ya? Nereden abi kolay gelsin. Yani full dijital bir şirket değiliz. Çok dijital çok önemli bir kısmı buranın. Çünkü işte dijital buranın beyni. Ve dijital burayı aslında geliştirecek olan kısım. Çünkü bu anlattığım süreç şu anda tamamen telefonla ve yani tecrübeli insanların yönetilmesiyle çalışan bir alan. Hani yıllardır işte 20 yıldır o organizasyonu yaptığı için işte şunu şuraya götürelim, bunu buraya atalım, işte bu tır böyle kalkar, şimdi fiyatlandırmayı böyle yapalım vesaire gibi dediği şey. Biz aslında sisteme entegre ettik. Dijital bir sisteme entegre ettik. Güzelmiş. Pazarı şekillendiren güzel bir oluşum. Peki bunun şeyine aklınıza nasıl geldiye şöyle varalım. Bir baştan alalım. Ve mükemmel sorumuzu soralım. İzninle Erdem'cim. Lütfen. Volkan Özkan kimdir? 1900 Çok güzel durakladın abi, kusura bakma. 86 Frankfurt doğumluyum ben. Almanya'da doğdum, büyüdüm. Yaklaşık 2015 Ocak'ta da Türkiye'ye geldim. Aa, çok yeni aslında ya. Evet evet, 5 yıl oldu Türkiye'ye taşınalı. Almanya'da aslında ben bayağı birçok işte çalıştım. İşte Almanya'da biraz Türkiye'den farklı olduğu için üniversiteye giderken de aslında çok çalışmak gerek. Çok çalışıyor yani. Öyle mi? Bir business school'daydım Almanya'da. Böyle şeydi yani, hani birinci semestrede daha herkes böyle Capital dergisiyle gezen bir okulun içerisinde. Güzelmiş. Ben de lojistiğe girişim aslında o dönem başladı. DHL'de operasyonda çalışıyordum, hava kargoda. Bir 3 yıl yaklaşık üniversiteye giderken orada çalıştım. Ondan önce yine işte biraz işte hukuk bürosunda vesaire çalışmıştım. İşletme okudum, bitirdim. Neyse, sonra birkaç medya ajansında çalıştım üniversiteden sonra. Aslında hani medyaya girmek istediğim için veya ilgim olduğu için değil, bir şekilde o tarafta iş buldum. Hani çok düşünmedim adına. Bulduğum işe girdim gibi oldu. Bunlar hala Almanya'da gerçekleşiyor. Evet, evet, Almanya'da. 2015'te geldim Türkiye'ye. Şu anda daha şeydeyiz, 2006'dayız. Var, daha var. Aynen aynen. Bir saat dediğiniz için o şeyden alıyorum. Geniş oluyorum. sonra medya ajansında çalışırken bir incubator'la tanıştım. O dönem Almanya'da şeyler çok trendti. İşte böyle rocket internet gibi. Herkes böyle bir incubator kurayım. İşte bir çatı şirketi olsun. Onun altından böyle çatır çatır startuplar çıksın. İşte belirli kaynakları matrix organizasyonla kuralım. O matrix organizasyon sayesinde işte hukuk birimi faydalansın. İşte yatırım alabilirim daha çok bütün startuplara gibi böyle bir organizasyon yapısının içerisine girdim. Orada bir crowdfunding platformu vardı. Orada satışçı olarak başladım. İşte
2500 euro ile 15.000 euro arası kadar yatırım yapabiliyorsun. O yatırımları da startuplar yapıyorlar. Hani incubator'ın altında olan startuplara. Orada bir startup'a yatırım topladık. Onun satışını ben yönettim. Sonra genel müdür oldum o crowdfunding platformu. Ama o yatırım yaptığımız startup çok başarılı olamayınca bu sefer şey oldu. Daha böyle tatsız bir duruma düştü. Bir de küçük yatırımcılar, hani büyük yatırımcılar kadar şey değiller. Hani zarar kaybına alışık değiller. Dolayısıyla aslında bir de crowdfunding'in aslında çok da sağlıklı olmadığını gördük o dönem. Hani ya da biz yapamadık, daha sağlıklı yapanlar mutlaka vardır. Çünkü o iletişimi kurma, hani 10 yatırımcıyla konuşmuyorsun, yüzlerce insanla konuşup bir şeyi handle etmen gerekiyor. Dolayısıyla devam etmeme kararı aldık o crowdfunding platformuyla. O dönem o incubator'ın içerisindeki CTO'nun bir fikri vardı. İşte mobil ödeme sistemi, tatile gitti geldi böyle bir uygulama yapmış. Biz bayıldık uygulamaya. Dedim ben okey, ben bunu co-found ederim. Hani yatırımcı da buluruz. Ondan sonra Pay diye bir uygulama kurduk. P-A-I-C ismi. Sene 2012. Pay işte cep telefonuyla bir QR kod oluşturuyorsun. Karşı taraf QR kodu scan ediyor. Saklı kartıyla veya işte banka hesabıyla ödeme yapabildiği bir uygulama. Şu an aslında mobil uygulamalarda kullandığımız, yani cep, yani mobil QR banka kod uygulamalarında kullandığımız QR ödemeden bahsediyoruz değil mi? Aynen. QR ödeme yapmıştık 2012 senesinde. Ondan sonra tabii hani bir sürü, ama böyle şey, hani payment'ı hiç bilmiyoruz. Fintech de bilmiyoruz. Hiçbirimizin fintech geçmişi de yok. PSP işte payment provider nedir, işte fraud nedir vesaire, chargeback gibi bütün işlerin hiçbirini bilmiyoruz. Böyle bir yerde toplantıya gittiğimiz zaman işte böyle masanın altına Google'layarak yorum yaptığımız bir dönem. Sonra şey tarafı çok iyi gitti. O dönem bir de çok fazla yoktu hani bu işi yapan. Şu anki gibi değil yani. Apple Pay vesaire daha piyasada olmadığı dönemler. Taksi Almanya Federasyonu şeyleri tehdit olarak görmeye başladı. İşte bu My Taxi'ler vesaire yeni çıkmıştı Almanya'da. Halo'lar. Ve hani bizle anlaşarak onlar da mobil dönüşüm yapmak istediler. En iyi çözümü biz sunduk. Bir ihale açtılar. Bir ihaleye katıldık ve biz kazandık. Enteresan bir şekilde. 15 bin taksiye entegre ettik peki. İşte cep telefonunda model şu şekildeydi. O yüzden bizle çalıştılar zaten. Taksilerin bir taksometresi var. Taksimetresi var ama onlarınki online. Android sistemi üzerinde. Dolayısıyla API üzerinden oraya entegre olduk. Kullanıcı bir taksiye biniyor. Her taksinin unik bir QR kodu var camda. Scan ediyorsun. İşte yolculuk bittikten sonra da API'de taksi şoförü pay'e tıklıyor. Sana bir bildirim geliyor. Telefonunda işte swipe edip ödemeni yapıyorsun. O kadar basit. Güzelmiş. taksiyi bu nasıl kurduğu anlatıyorsun adeta abi de. Geçmiş tabii var. Aynen. Ondan sonra güzel bir deal tabii ama biz çok küçük bir şirkettik. Yani bütçemiz de çok azdı. Yatırım aldık vesaire. Ama şeyde çok hata yapmaya başladık. Hani biraz böyle odağı kaybetmeye başladık. İşte Taksi Almanya Federasyonu daha 20 kişilik bir şirketken öyle büyük bir operasyonu sadece oraya odaklanmaktansa işte Burger King'le anlaştık. İşte üniversite kampüsleriyle anlaştık vesaire. Pazarlayamadık. Dolayısıyla her yerde pay bir şekilde ödemek için hazırdı ama insanlar kullanmadılar. Alışkanlıkları değiştiremedik. Ve çok başarılı gitmedi. Dolayısıyla değerlerde oldukça gelir yok. Sürekli yatırımcılardan tekrar para istemek zorundası gibi böyle bir kötü süreç yaşadık. Ve en sonunda kapattık. Geçmiş olsun. 2015 geçmiş olsun. Yılı. 2014'ün sonuydu. Sonra işte o ara böyle Türkiye'yi de çok sıkı takip ediyordum. Hep gönlümde bir Türkiye de vardı. Türkiye'de yaşamak istiyordum. İşte hatta o zamanlar İZKO'nun kurucuları işte Barbaros ve Tahsin ile böyle 2013'te tanışmıştık. İşte soruyordum nasıl Türkiye'de yaşamak güzel mi? Onlar da o hamleyi yapmışlardı. Ve Türkiye'ye geldim. Ocak 2015'te. Sonra Hasan Aslanoba ile tanıştık. İşte Hasan Aslanoba'nın da kendi kurduğu bir girişim vardı, Webnak. Webnak işte kamyoncularla şirketleri buluşturan bir nakliye platformuydu. Ona genel müdür arıyorlardı ve bana böyle bir teklifte bulundu. İşte ilgilenir misiniz vesaire diye. Oraya başladım.
Webmark'ta çalıştım yaklaşık 2 yıl gibi bir süre. 2 yıl 2 ay gibi bir süre çalıştım Webmark'ta. Webmark iyi gitti. İşte 65 bin kamyoncu kaydoldu. Böyle Yıldız Holding, Unilever gibi müşteriler vesaire çalıştılar. Ama biraz böyle şey, 2 senenin sonunda ben hani şahsi nedenlerden dolayı ayrıldım Webmark'tan. Ve o ara biraz böyle yine tekrar Almanya'ya dönüp yeni girişim kurayım mı vesaire diye düşüncelerim vardı. İşte Barbaros o ara bir yemek yedik. EZCON'un vizyonundan bahsetti. İşte tam böyle EZCON'da peak yaptığı dönemlerde. Daha product driven bir company dönüştürmek istiyoruz. EZCON'da. Ve hani ilk product manager'ı ben olacaktım EZCON'un. Hani ilk ürün organizasyonunu vesaire kuracaktım. Bu da bana çok heyecanlı geldi. Ve şeyi istedim tekrar, hani hep böyle işte girişimcilik, genel müdür vesaireden biraz daha böyle hands-on bir işe girmek de beni çok cezbetti. Hani tekrar mühendislerle kol kola çalışmak, işte sadece ofisin kirası, yatırımı vesaire gibi işlerle uğraşmayayım, biraz daha böyle hands-on çalışayım dedim. Elleri kirletelim. Aynen, elleri kirletelim. Sağ olsun EZCON'da bayağı işte Barbaros'a tahsinde çok desteklediler. İşte hani git yurt dışına bak, en iyi organizasyon yapısı nasıl olabilir? EZCON'u bayağı böyle pivot ettik işte. Circle'ları getirdik EZCON'un içerisine. Hani işte böyle otonom product takımları, işte OKR'ları implement ettik vesaire. İyi gitti. İşte exit vesaire olduktan sonra da biraz böyle benim vizyonum hep şeydi yine. Hani bir gün yine kendi girişimime dönmem gerekiyor. Ve şey, hani hiçbir iş teklifi, kendime de söz vermiştim işte. Hiçbir iş teklifini değerlendirmeyeceğim, başka bir işe girmeyeceğim. İşte EZCON'dan sonra artık yine tekrar kendi girişimimi yapacağım. Çok güzel. Net kararım vardı. Ve zamanı geldi. Ondan sonra da Yolda'yı işte biraz çalışmaya başladık. Co-founder'la işte görüşmeye başladık. Murat Özsert'le. Onunla beraber böyle birkaç ay flörtleşme dönemimiz oldu. Ondan sonra işte işlerimizden ayrıldım. Yolda'yı geliştirmeye başladık. Peki şimdi ne Yolda, kadar sürdü? Yolda fikrine bir girelim bence önce. Yani Yolda'nın böyle bir açık olduğunu ya da böyle bir hizmetin işe yarayacağını nasıl hissettin, nasıl düşündün? Ne yapıyordun o sırada? Çalışıyor muydun ve o bazı uykusuz geceler oluyor yani. Şu an bir işim var ama çok heyecanlı da bir fikrim var. İkisine birden zaman ayırmaya başlıyorsun, sonra bir karar alıyorsun gibi gibi ilerleyen, insanlara sürekli soruyorsun. Gerekirse pazar araştırması yapıyorsun. O insanlara anket açıyorsun yani. Gibi gibi bir süreç var ya başında. Sen oraları nasıl atlattın abi? Ya aslında biraz benim hani şey değildi konu. Başlangıç noktası girişim kuracağımla başladı. Hani şey değil, işte ya buraya illa girmem gerekiyor, işte burada yangın var vesaire değil. Hani artık okey, hani girişim kurma zamanım geldi, ne kurabilirim, ne seviyorum, nerede problem var? Bakış açısı da başladı biraz daha. Lojistikteki problemi Webmark'tan dolayı çok iyi biliyordum aslında. Hani biraz aslında Webmark'ta kalmış olsaydım, Webmark'ın pivot edeceği alan Yolda olurdu. Çünkü orada da şeyi çok gördüm. Webmark daha böyle truck driverlarla şirketleri buluşturuyor. Full truck odaklı bir operasyon yapıyor. Orada çok fazla istediğimiz mühendisliği katamadık hani işin içerisinde. Çözdüğümüz problem o kadar güçlü hissetmedim. Dolayısıyla orayı parsiyeli pivot etmek zaten hayalimdi. Hatta şeyde de bilirler yani, böyle EZCON'da çalıştığım dönemde de işte BBS'lerde bile trucking industry'den anlatırdım. İşte lojistikteki problem hep böyle aklımda kaldı orası. Sonra hani girişim fikri düşünürken de hani girişim yapayım mı? İşte SaaS projelerine baktım. Biraz böyle bir şeyler denedik. Daha böyle işte HR tech tarafında bir şey yapabilir miyiz vesaire gibi. Ama şeyi hep hissettim kendi içimde de. Ya bana operasyon lazım. İşin hani böyle bir fiziksel bir şeyi transport etmek, o kadar hayatın içinde olmak işte o beni çok heyecanlandırıyor. Böyle bir operasyon olması gerekiyor işin içerisinde. Sadece bir SaaS projesi veya işte hani bir product, tool, feature gibi bir şey kurmak çok fazla heyecanlandırmadı beni. Somut şeylerden daha çok hoşlanıyorsun yani. Gibi sahada olmayı yani, seviyorsun. Ya endüstriyi seviyorum biraz böyle. Gerçek hayatı seviyorum. İşte gerçekten yediğimiz ekmeğin evimize gelmesini, ambalajın üretiminden, ham maddesinin transportuna, işte evimize gelmesine kadar olan
o süreç, o gerçek hayatın içi beni heyecanlandırıyor. Dolayısıyla yolda biraz o şekilde doğdu. Önce ne yaptık? Bir tane landing page açtık biz de. İşte yolda lines.com üzerinden çıktık landing page'de. Böyle infoetlere mailing yaptık. Hani fikir tutacak mı tutmayacak mı diye biraz denemeye yaparken. İşte gönderdik böyle birkaç yüz infoet mail adresine. Hatta birkaç bin, 4000 civarıydı sanırım. İşte infoet, yolda lines'tan infoetlere, şirketlerin. Dönüştü, arkasına typeform koyduk. Landing page'in arkasına. İşte typeform'da sorular soruyorlar. İşte taşımacılıkta hangi problemleri yaşıyorsunuz vesaire. İşte ne kadar sevkiyatınız var gibi böyle bir 10-15 soruluk bir anketti. Oradan da testler yaptık. Baktık güzel, hani saçma sapan yani, hani bir mail atıyor, typeform açıyor, dolduruyor. Evet, dolduruyorlar. Bir yangın var. Değil mi? Çok zorlu. Evet. Şeyi de çok tetikledi beni. Hani her şeyin işi yapmam için böyle o ara işte büyük şirketler yazmaya başladı bana. İşte biz bu alana girmek istiyoruz. Danışman şirketleri yazmak istedi. İşte müzisyenin dijitalleşmesi lazım. İşte Webmark'taki deneyimleriniz nelerdi? Bize danışmanlık verir misiniz? Gibi gibi böyle birçok şirket yazmaya başladı bana. Ben size direkt beni... ürünü versem. O da sonra bende beni şey oldu yani, bir ışık yaktı yani. Hani dedi ki ya buradaki benim ayrılığım neredeyse 3 sene olmuştu Webmark'tan. Hala hiçbir şey değişmemiş yani. 3 sene önce bu işi yine en iyi biz yapmışız. Ve hiçbir şey değişmemiş. Hala herkes Webmark'ı konuşuyor. Webmark bitti mi? Ben evet, kapandı diye hatırlıyorum. Böyle bilgim yok, özür dilerim. Evet, o yüzden sorularıma maruz gördüm. Hasan Bey kendisi devam etti Webmark'ı. Sonra yani bir yıl önce kapattılar. Evet. Çok nedenlerini bilmiyorum ama hani girmemiz doğru olmaz zaten. Yok, ben sadece devam mı değil mi diye merak ettim. Aynen öyle, devam etmiyorlar. Dolayısıyla hani hem böyle Webmark kapandı, okey hani unfair bir situation olmuyor. Hem işte pazarda ihtiyaç var, hiçbir şey değişmemiş. Problem çok büyük. Dolayısıyla girmek çok doğru geldi bize bu pazara. Ve daha önce başlangıç yaptım. Startup batırma tecrübeniz de var. Bu da çok önemli bence. Yeni startuplar için. Tecrübe her şey şu an yani hazır gibi duruyor. Aynen, tecrübe var. Aynen. Ya, aynen. Evet, böyle elementleri topladığımızda setup aslında gayet iyiydi. İşte çok iyi bir CTO. Hani end-to-end ürünü kendi yapabilen, işte infrastructure'ı böyle AWS üzerinden full cloud-based serverless kurabilen. İşte ben domain know-how'u getiriyorum. Böyle güzel bir matching yani. Pazar büyük, market cap'i var. Daha ne böyle olsun? Aynen, daha ne olsun dedik yani. Kaç kişi şu an ekip? Şu an 6 kişiyiz. Çok iyi. Herkes evde. Peki sizi etkiledi mi? Bu herkesin evde olma durumu. Ya yoksa şey, hayat tabii ki teslimat noktasına devam ediyor mu? Ona ediyordur. Lojistik durmadı. Biz daha yeni başladığımız için hani çok ciddi bir hacimimiz yok. Yani ufak ufak şimdi. Daha geçen hafta çarşamba günü açıldı zaten. Yolda. Öyle bir konuşuyoruz ki ama ben yolda böyle var değil mi sırlar böyle pankartlar. Ya isim de isimden dolayı galiba. Abi isim demişken o domaini nasıl aldınız ya? Kaç para? Burada para konuşmak istiyorum o domain için. Ya parasını söylemek doğru olmaz. Ya tabii canım. Evet, güzel bir ödeme yaptık ama evet hani güzel. Satan kişi şeydi yani. Mutludur. Bu işlerden hala para kazanabiliyor olmaları beni sinirlendiriyor. Bayağıdır da bekliyormuş Bodrum'da. Güzel. Aynen, çok iyi. Çok iyi domain. Bence çok, ben her zaman isim ve domain tarafında harcamanın gözü kapalı olması gerektiğini düşünüyorum. Hani bir insan için alışveriş yapma ama yemeğe harca diye bir düşünce yapısı vardır ya. İşte onu ayakkabı almaya acımam. Şey, acırım. Ama işte bir İskender yerim ki o paraya hiç acımam filan. Ben domain için aynısını düşünüyorum. Çünkü cuk diye anlatıyor. Her şeyi kolay yani. Yol değil, biliyor şu an herkes. Duyan herkes. Peki biliyor. Para yerine... İskender gibi domain. Para yerine hisse isteseydi mesela nasıl olurdu? Kim, sen mi? Domain sahibi. Şey, domain sahibi. Yoldanın sahibi. Ya girmezdik herhalde. Girmez miydiniz? Yapmazdık. Yok, girmezdik. Sebebi şu, şirketin bence bir startup'ın hani önceki deneyimlerinde de hani mesela incubator'ın içerisinde pay başarılı olmadı. Çünkü yanlış bir setup olduğunu inanıyorum ben incubator yapılarının.
Hı hı. Yani genelleme yapmak doğru değil ama bizimki de yanlış bir yapıydı. O yüzden şey, hani hissedar olacak kişi gerçekten birkaç bin lira, birkaç bin dolar için şirkete hissedar almak çok doğru değil. Satın alıp ileride satın alabileceğim bir şey de hisse vererek yapmak doğru değil. İçerideki hissedarın smart olması, aynen, değer katması çok kritik. Yani tam olarak bu şirkete... cevap için sordum gerçekten. Sağ olun. Tuzak soru oydu. Yok yok, tuzak değil hani. Çok güzel yanıt verdiniz. Yani hisse maddi karşılık olarak değil ama ilk başta atıyorum hani çok önemli değil gibi gözükse de işler çok yolunda gittiğinde en değerli şeylerden biri oluyor. Peki tabii. Yatırım aldığınız rakama kadar her şey belirliyor çünkü. Peki. O yüzden bir merak ettim. Ya bir de temiz tutmak çok önemli setup'ı. Doğru yatırımcılar, doğru hissedarlar, işte doğru şirket çalışanları, ESOP modeli doğru olması lazım. Ya yani bunlar böyle iyi oturduğu zaman iş güzel gidiyor. Bunu en iyi nerede deneyimledim? EZCO'da deneyimledim. EZCO benim için o anda çok iyi bir learning oldu. Çünkü gerçekten böyle doğru setup'la işlerin nasıl daha rayında gittiğini görebildim EZCO'da. O yüzden biz de yani olduğunca işimizi doğru yapalım. İşte hackler olmasın düşüncesindeyiz. Çok iyi. Ya şey, bence herkes için çok önemli bir soru, konu olduğu için nasıl soracağımı da bilemiyorum. Çok salak bir soru olacak aslında bunu sorduğumda ama o doğru setup'ı, o doğru akışı yaratmaktaki bir işte ipucu soruyorum şu an. Nedir, nasıl olur diye sorasım var ama aslında ucu bağlanmıyor sorunun bir yere. Çünkü sen deneyimlerinle artık ilk önce bunu yapacağız, sonra böyle devam edecek ve bu vizyonda ilerleyecek diye düşünüyorsun. Ama ben de daha yeni bir girişimci olarak bunu merak ettiğim ve öğrenmek istediğim için böyle bir soru sormak istiyorum. Sadece nasıl sorulacağını bilmiyorum. Bu temiz setup ve temiz ilerlemek nasıl bir şey ya da nasıl yapabiliriz biz bunu? Neye dayanarak? Yani zor bir soru. Belki biraz düşünüp sonra devam edebilirsin ya da hiç anlamamış bile olabilirsin. Hiç gelmemiş olabilir bu soru sana. Ha, güzel o zaman. Derin. Yani tabii ki efendim. Derin ses. Şey, hayır, arkada da stüdyo gibi oldu. Buraları hızlandırıp alta hemen enerjik müzikleri ekliyorsun. Umut dönüyorum. Ya tabii ki şey çok büyük rol oynuyor. Deneyim, hani yapılan hatalar, tekrar aynı hatayı yapmamak çok rol oynuyor. Hani sıfırdan, evet, ilk baştan bu işi nasıl düzgün yapabilirim diye düşünürsek mentörlükler çok faydalı olabilir burada. Hani mesela ilk yatırımcı, ilk alacağın business angel burada çok kritik olabilir. Zaten business angel'lar aslında bu yüzden vardır. Değil mi? Yani iyi bir business angel aldığın zaman o bu şeyleri biliyordur zaten. İşte hani bak, yatırım turunu şu şekilde yönet, işte setup'ını bu şekilde koy, işte domain için hisse verme gibi konuları zaten hani yön verdirecektir. Dolayısıyla hani ya tecrübe, kendi tecrübenin olması önemli ki kendi tecrüben olması olsa bile ben bugün de hani okey, tecrübelerim var diyebilirim ama hala işte şey, olduğunca çok fazla kişiyle mentorluk alıyorum. Hani en az bir 3 kişi var tekrar düzenli olarak mentorluk aldığım. Yoldanın mentorları var aslında en başından beri danıştığı insanlar. Tabii kişisel olarak danıştığımız insanlar. Ha, kişisel var. Olarak. Aynen. Tamam. Çok iyi. Peki bu business angel dediğimiz angel şey, yani melek yatırımcı değil. Değil mi? Sadece evet, melek yatırımcı. Evet. Ha, melek yatırımcı. Yani. Evet, Yoldanın yatırımı var mı? Şu anda yok. Yok. Yatırım yok henüz. Hani bir sürecimiz var ama daha henüz bir yatırımcı. Ha, şimdi anladım. Tamam. Çok heyecanlıymış ya o zaman. Ama şey var yani, hani yatırım almadan da danıştığım insanlar. Yani çok soğukkanlı anlatıyorsun ya. Sürecimiz var diyorsun ama o kadar. Ama aslında ben burada yerimde duramıyorum. Yani. İster atıyoruz burada. Allah'ım inşallah alır, Allah'ım inşallah alır diye. İşte o da şeyden sanırım. Kısmet yani, değil. Daha önce yatırım almış, startup kurmuş, startup da yani bunların hepsini görmüş geçirmiş bir insan hali bizim. Yani düşünsene Erdem, ben yatırım alıyorum. Ben heyecanlı olurum diye düşünüyorum şu an bu halinde. Ya, ben heyecanlı olurum yani. Benim hani hiç dostluğumuz dışında bir işim olmamasına rağmen ben çok heyecanlanırım yatırım aldığım için. Volkan abi, sen heyecanlanmış mıydın ilk yatırımında? Tabii ki. Değil mi? Haklıyım. Evet, tabii ki. Çok heyecanlı. İnanamamıştım.
İnanamamıştım. Ama çok hata yaptık yatırımla. Öyle mi? İşte, evet evet. Yani çok gençtim, tecrübesizdim. Anlaşma tarafında mı hata yoksa harcama tarafında mı hata? İki tarafta da hatalı. Yani anlaşma da yanlıştı, şey de yanlıştı, harcama şeklimiz de yanlıştı, planlamamız da yanlıştı. Anladım. Şu an Yolda'nın roadmap'i yani yol haritası anladığım kadarıyla taş gibi. Bunların hepsine ışığında. Yani şeye güveniyoruz. Kendi skill'lerimize yaptığımız iş şekline güveniyoruz. Ama bir girişimin başarısı sadece bundan ibaret değil. Yani sen çok tecrübesiz bir girişimci olabilirsin. Hiçbir bilgin olmaz. Yatırım süreci, product management, işte finans vesaire hiçbir şey bilmeyebilirsin. Ama çok doğru zamanda çok iyi bir iş yakalamışsındır. Çok iyi bir girişim yakalamışsındır. İşte çok üniversite mezunu, başarılı birçok üniversite mezunu var. Dolayısıyla yine de çok çok başarılı olabilirsin. Yolda da aynı şekilde hani her şeyi çok doğru yapabiliriz. Her şey ama başka yerlerden tökezleyebiliriz. Her zaman bir şey olabilir yani. Olabilir sadece, kesinlikle. Aynen hani bu işin şans kısmı da çok önemli. Doğru zamanda doğru işi yaparak şanslı olmak da çok kritik. Peki bir startup hızlandırma programı gibi bir şeye katılmayı düşünüyor musunuz? Yok gibi geliyor. Yok biz düşünmüyoruz. Hani sektörü bildiğimiz için biraz da tabii daha kendi deneyimimizlere güvendiğimiz için herhangi bir programa, yarışma vesaire konulara hiç odaklanmadık açıkçası sadece. Biraz tabii şey şansımız da vardı diyebilirim. Finansmanı kendimiz sağlayabilecek şekilde bir altyapımız da vardı. Dolayısıyla hani işte ürünün geliştirme sürecinde, işte şirket kurulum vesaire, hukukçusu gibi tüm masrafları kendimiz üstlenerek bir pazara çıkabildik yani. Çok güzel. Yani ya şu anda da işte hala kendi bütçemizle finanse ediyoruz. Hani tabii ki zararda her zarar yazıyor şirket. Aynen. Ya sizin iş ile tabii ki benim iş aynı olmamakla birlikte şey aynı. Yani biz de şu ana kadar hep içeriden para yakarak yani 3 ortağız biz. 3 ortağın her ay cebinden çıkan masraflardan hitimi bir şekilde bir yere getirmeye çalışıyoruz. Biz de Kasım ayında bu arada şirket kuruldu ve online'da hareket etmeye başladık. Bu sanırım çok daha rahat bir yol anladığım kadarıyla. Ben çok taze bir girişimci olarak şu an tabii ki herhangi bir yatırım aramıyorum dahi ama halen kendi cebimden verebiliyorken, bana yetebiliyorken böyle ilerlemek bana en mantıklısı gibi geliyor. Çünkü buradaki bir sürü insanla da sohbet ettiğimizde ne kadar kendi yağında pişmenin süresi uzun sürerse günün sonunda gerçekten bir yatırıma ihtiyaç duyduğunda ya da bir anlaşma imzalayacağın zaman sen her zaman daha yararlı çıkıyorsun oradan. Herhalde bu yolda içinde aynısı olacaktır yani. Ya yatırım bir amaç değil, araç tabii ki. Kesinlikle. Ne için yatırımı alacağına bağlı. Hani yatırım almak doğru veya yanlışı yok aslında bunun. Her business'tan business'a göre değişebilir. Ne için gerekiyor yatırım? Tabii ki yatırım gerekmiyorsa yatırım alma. Neden alacaksın yani? Kesinlikle. Ama bir hedefin varsa veya bir level'dan başka bir level'a geçmek istiyorsan ve bunu yatırımla yapabileceksen tabii ki almak mantıklı. Zaten hani yatırımcılar da genelde bunu istiyorlar. Yani yatırımın nedenini açıklayabilmek, neden yatırım alıyoruz, yatırımla ne yapacağızı açıklayabildiğin zaman yatırım alabiliyorsun zaten. Kesinlikle öyle. Bakalım benim için daha erken öyle şeyler diye düşünüyorum. Peki yolda... Ama tabii kendin finanse edebiliyorsan why not yani hani iyi bir level'a getirip hani ne kadar erken bir startup için de o her zaman geçerli. Ne kadar geç yatırım alırsan hisselerini o kadar değerliye satabilirsin. Aynen öyle. Peki Yolda'nın şu an önümüzdeki yıllarda yani 5 sene sonra ne olacak gibi değil ama bir vizyon nedir? Nasıl adımlar atmak istiyor? Hani çeyrekten çeyreğe mi planları var? Yıldan yıla mı var? Öyle paylaşmak istediğin bir şey varsa paylaşabilir misin? Biraz ben de görüntüsü. Volkan okay. Dondu. Heh, şimdi geldin abi. Okey, göz kırptı. Göz kırptı. Aslında şu anda hani 5 yıllık plan yapmıyoruz. Çünkü çok saçma. Hani Yolda'nın vizyonunda ne var? Türkiye'nin en büyük
dijital forwarder olmak var. Biz hı hı. hani yaptığımız işi aslında freight forwarder diyoruz. Dolayısıyla müşterilerin tek panelden bütün sevkiyatlarını yönetebildiği en büyük platform olmak istiyoruz. Hani Türkiye'de binlerce forwarder var bireysel olarak hani masa kasa telefon çalışan. biz hani o network'ü aslında tek platformda birleştiren yapı haline gelmek istiyoruz. Hani burada yoldan hedefinde aset yaratmak yok. Hani kendi tırlarımız olsun, işte sevkiyatları vesaire biz yönetelim, kendi araçlarımızla götürelim gibi, filo yönetmek vesaire gibi düşüncelerimiz yok. Olduğunca böyle bir brain gibi Türkiye'nin lojistik ağını yöneten platform olmayı hayal ediyoruz, hedefliyoruz. Çok güzel. Önümüzdeki bir yıl içerisinde de aslında biraz böyle o alışkanlık değiştirme gideceğimiz yol. Hani çok büyük yani şirket, Türkiye'nin en büyük lojistik şirketi olmayacak bir sene içerisinde. Ama alışkanlıkları değiştirmek, işte güçlü bir marka olmak, iyi bir operasyon kurgusu oturtmak, işte hem lojistik şirketlerinin bizim teknolojimizi kullanması, hem işte yük veren şirketlerin bizim teknolojisini kullanmasını sağlamak. İkinci yılda işte biraz daha böyle şu anda İstanbul'dan toplayıp 81 ile bütün Türkiye'nin bütün ilçelerine dağıtım yapıyoruz. İkinci yılda şeyi hedefledik, biraz daha işte daha artık Türkiye'nin içerisinde açılmaya başlarız. Hani birinci yılın sonunda işte İzmir'de toplama organizasyonu, Ankara'da, Adana'da vesaire gibi toplama organizasyonu kurmak. Sonra da paralel olarak tabii şeyde şansımızı görüyoruz. Yurt dışında da globalleşmede de şansımızı görüyoruz. Çünkü Yoldan yaptığı bu işi özellikle Amerika'da ve Avrupa'da yapan şirketler var. İşte mesela Flexport var. Amerika'da çok meşhur. 1.2 milyar dolar yatırım aldılar hatta SoftBank'ten. Convoy var. Yine Amerika'da bu işi yapan. Almanya'da Zender var. Freightup var vesaire. Ama gelişmekte olan ülkelerde bu tür oyuncular daha az. Bizim pazarımızdaki sorunlar Avrupa'daki sorunlarla çok örtüşmüyor veya Amerika'daki sorunlarla çok örtüşmüyor. Dolayısıyla Yolga'nın yapısı gelişmekte olan ülkelere aslında daha çok uyuyor. Ve bu bize şey potansiyelini gösteriyor. Yani Türkiye'de başarılı olduktan sonra biz bu ürünü alıp işte örneğin Brezilya'da, Meksika'da, Malezya'da vesaire de pazara sürebiliriz. Çok iyi. Umarız abi. Heyecanla bekliyoruz bunların haberlerini yazacağımız zamanlar yani. Aynen. Mesela bu stage'lerde örnek olarak mesela yatırım tabii ki kritik oluyor. Örnek yani bu şekilde bu hedeflere gittiğin sürece. Hani her stage'de neden yatırım almam lazım? Okey yani yurt dışına açılmak istiyoruz. İşte Brezilya'ya ve Meksika'ya gideceğiz. Ve bunun için yatırım almamız gerekiyor gibi. Yatırımlar hep böyle bir leverage'e bağlamak gerekiyor aslında. Gelir modeliniz neydi abi? Ya komisyon muhtemelen ama hani müşteriden mi alıyorsunuz yoksa işi verdiğiniz bu şirketlerden mi? Parayı siz tahsil ediyorsunuz bu arada. Değil mi? Aynen. Ödemeyi de siz yapıyorsunuz. Arada tabii bir para kazanmanız lazım ki bu iş devam edebilsin. Arada tabii. Öyle oldu. Arada oluyordur bir şeyler. Tabii. Başmayayım. Çok ciddi soruyordum. Umut sen bozdun bak. Hayır Volkan abi güldü ilk. Ben gaza geliyorum abi siz böyle yapınca yani. Tabii yani şey var. Biz anlaşmalı lojistik şirketleriyle hani belirli rutlar ve belirli kapasitelerde anlaşmalarımız var. Müşterilere de başka bir fiyat sunuyoruz. Hani o arada bir kar marjımız var. Komisyon değil aslında. Bir kar marjı var. Hani şey değil. Hani sen komisyon daha şey olurdu. Lojistik şirketi müşterine fatura ulaşır. Onun için ben ondan komisyon alırım gibi olurdu. Evet. Değil. Daha çok al-sattan ve organizasyonu yaparak kazanıyoruz aslında. Anladım. O aslında sana base bir fiyat veriyor ve sen onun üzerine artık kime ne satarsan diyelim. Yok yani mühendislik de kuruyoruz onun önünde. Çünkü şöyle mesela lojistik şirketleri bize şey de veriyorlar. İşte bir palet getirirsen bana İstanbul İzmir'e şu fiyata götürürüm. İki palet getirirsen bu fiyata götürürüm. 20 palet getirirsen bu fiyata götürürüm gibi. Dolayısıyla biz o kapasiteleri de havayolu şirketi gibi de yönetiyoruz akıllı algoritmalarla. Ve bu sayede şey de yapabiliyoruz. Mesela fırsatlar da yakalayabiliyor müşteriler yolda da. Bir de bu tarafa. Aynen. Ve biz de hani orada ya müşteriye fırsat yakalattırabiliyoruz ya da
mesela bir taşımadan daha fazla kar marjı yapabiliyoruz gibi seçeneklerimiz oluyor. Anladım. Peki süper. İki ortak mı şu an yolda? Evet, iki kurucuyuz. Evet. Şey, Murat'la nasıl bir araya geliyorsunuz? Tanışıyor musunuz daha önceden? Ya da böyle, o ortaklık nasıl gelişiyor? Aslında biz Murat'la biraz böyle arkadaşlıktan girişimciliğe değil, işte biraz daha böyle görücü usulü gibi. Bak, bir birliktelik oldu. Bak şöyle, bu Murat, yapın beraber. Murat, biz İziko'yu almak istiyorduk. İşte bir ortak arkadaşımız var, Murat'la daha önce beraber çalışmış olan. Ve hani onun İziko'ya gelmesi için bayağı işte görüştük, ettik vesaire. Ama onun aklı hep böyle şeydeydi. Hani kendi girişimimi kurmam lazım. İşte büyük şeyler yapmak istiyorum vesaire. Orada da aklımda kalmıştı benim de. Sonra hani ben de kendi girişimime karar verince Murat'la işte birkaç ay böyle görüşmeye başladık. Ne yapabiliriz? İşte Türkiye'de mi yapalım? Yurt dışında mı yapalım? Hani nasıl bir iş yapalım? İşte SaaS mı yapalım gibi böyle. Birkaç ay böyle flörtleştik, konuştuk, birkaç hibrit pilot projeler yaptık. Ve hani birlikte iyi çalışabildiğimizi de gördük. Kültürel olarak birbirimize yakın olduğumuzu da gördük. Böyle bir 4-5 aylık süreçten sonra birlikte girişim kararı verdik. Güzelmiş. Süper. Aynen. Sizin hikayede benim beni şaşırtan şey olmuştu. Kimse unutmasın lütfen sözünüzü. Yani o kadar böyle interaktif bir içerik ki her boşlukta atlıyoruz. Normalde insanların fikri gelir ve bir girişim kurar ya, sizin girişim kurma isteğiniz gelmiş ve fikri bulmuşsunuz. Bu bilmiyorum ya, bana normalden daha değişik geldi. Bu nasıl bir tecrübe? Bunu olması önerir gereken misiniz gibi mesela? Yani ama bir açık her zaman kafanın ucundaydı. Evet. Yani böyle bir açık var, böyle bir evet, yani lojistik var sanırım. Lojistikte problem olduğu ve o problemin çözülmediği hep böyle bir ucundaydı. Tabii ki hani problemi bulmadan ve girişimi, fikre inanmadan işimi de bırakmadım. Tabii. Hani o fikir akılda yattı, o girişim benimsedik, o problemi benimsedik, valide ettik. Ondan sonra hani şirketlerde istifalarımızı verip aslında girişime soyunduk. Yani dolayısıyla şey yapmıyoruz yani, hadi bakalım. Ama fikri yolda oturtmuşsunuz aslında. Evet, yani lojistikte bir nasıl problem... kelime şakası? Aynen. Ya çok çok oluyor. Çok anlamamıştım bu arada. Evet, fikir yolda oturdu. Ya hep böyle şeydik ama nasıl diyeyim, hep hareket halindeydik. O yüzden fikir geldi aslında, yolda oturdu. Hani aklımıza bir ışık açıp bir fikir hani kimseye gelmiyordur aslında diye düşünüyorum. Yani gelen vardır belki, hani genelleme yapmayalım da hani şurada şöyle bir şey varmış, işte şöyle bir fikir. Yani bir hareket olması gerekiyor bir fikrin gelmesi için. Tabii aynen. Dolayısıyla bizde böyle hep bir girişim kovalama, hep bir hareket, işte ne yapalım, nasıl yapalım. Hani ben her zaman vardı, hani EZCO'da çalışırken de hep böyle işte EZCO'nun içinde de vardı. İşte örnek olarak EZLink diye bir ürün var mesela. EZLink böyle yine işte ne yapalım, nasıl bir şey yapalım, işte yeni bir ürün çıkartmamız lazım, işte burada bir hedef kitlesi var. Hep böyle bir şeydi yani. Bir şeyler yapmayı her zaman seviyordum. Bir girişim ruhu mu diyeyim, girişim ruhu hep vardı. Evet tabii, girişim evet, ruhu belli diyorlar. O belli abi. Peki yani. EZCO ya da... İçten yanmalı. Evet aynen öyle. EZCO veya Forex nasıl karşıladı peki bu biz kendi şirketimize gidiyoruz istifasını? İki taraf da destekçi miydi? Yani öylemişler mi? Öyleylerdir diye. Cümle hangisi? Öyledirler, öyleler diye düşünün. Öyledirler diye düşünün. Unuttuk şu an bildiğimiz her şeyi. Gerçeğini unuttuk. Ya Barbaros'u tanıyorsunuz. Çok selam hani, bu arada Barbaros. Ve çok seviyoruz. Aynen, aynen, evet. Aynen, selam gönderelim buradan. Nasıl karşılayacağını da tahmin edebilirsiniz dolayısıyla. 1 milyon dolar çok... vermiş gibi. Al bu parayı ve gittik. Abi ben öyle hayal ediyorum. Çok size de size niye söyledi ki bunu falan yapıyor? çok olumlu karşıladı tabii. Hani ve destek de oldu. İşte hani fikri de konuştuk. Ya yani ben genel olarak şeyi görüyorum. Hani girişimcilikten gelen birisi
şirketinden 2000'den birisi girişim kurduğu zaman bunu negatif karşılamıyor hiçbir zaman. Bence de aslında hani öyle bir şey olmayacak. Hani başka bir rakibe transfer ol veya başka bir şirkete transfer olsan tabii ki bu negatif karşılanabilir. İşte hani bir şeyler yapıyoruz birlikte, niye, neden, para mı sor vesaire gibi konular olabilir. Ama burada durum çok farklı. Burada hani onun da yaşadığı bir şeyi aslında şu anda ben de yaşıyorum aynı şekilde. İşte Barbaros da Klarna'da çok iyi bir pozisyondayken, çok iyi bir maaşı varken vesaire her şeyini bırakıp Türkiye'ye gelip iş kurdu. Ben de EZCO'da işte exit yaptı. Tam böyle comfort zone'dayım. İşte artık hani Payoneer'ın içerisinde de çok iyi bir pozisyona çıkabilirim. Çok iyi bir gelirim var. Gibi şeyleri bırakıp o da buna inanıyor ve bunu destekliyor. Çok güzelmiş. Her şeyi bıraktık çok yani. Konforu bıraktık. Bu arada bu kadar Barbaros demişken Umut şuralara falan o bölümün linkini koyalım yani. Tamam. Kartlarda var. Tam yerini bulamıyor bilirim. Evet, kartlarda var. Oradan izleyebilir YouTube'daki arkadaşlarımız. Ben de EZCO demişken şuraya bir logo koyalım diyeceksin sandım. Dedim ne oluyor? Olabilir aslında. Çünkü bize mikrofon aldılar ve kullanamıyoruz o mikrofonları. Şu an, yani evet. Doğru. Elimize tutalım o süngerleri. Ya da konuşuyormuş gibi yapalım. Buraya koyalım. Yine. Aynen ya. Olabilir bak. Kapatmadan önce 50 dakika oldu bu arada. Evet. Bir anda geçiyor abi. Böyle oluyor. Aynen. Ben böyle 20 dakika falan tahmin ederdim. Evet. Biraz hissiyat öyle. Çok ufak böyle Volkan Özkan ne yapar? Şu an işte şu an evdeyken ne yapıyor hiç konuşmak istemiyorum ama normal hobileri nedir Volkan Özkan'ın? Deşarj nasıl olur? Nasıl kafa dağıtır? Nasıl kafa? Aynen. Onları da bir öğrenelim. Yani Volkan Özkan'ı da bir tık tanıyalım bence. Koronadan önce. Koronadan önce diye konuşuyoruz, evet. Koronadan önce, koronadan sonrası var tabii. Koronadan önce... Siz şirketi yani, koronadayken açtınız bu arada, değil mi? Evet, evet. Korona öncesi kapalıydı. Ama önce karar verdik. Yani. Ya ben çalışmayı çok seviyorum. Ne yapmayı? Çalışmayı çok seviyorum. Hani iş konuşmayı da çok severim. Hatta böyle işim rahatsız olur işte ortamlarda, arkadaş ortamlarında. Evet. Sürekli böyle iş konuşmayı seven bir insanım. Onun yanı sıra dengelemek için koşu yapıyorum. Sahilde, işte Caddebostan sahilde düzenli olarak böyle 6 ile 10 kilometre arası koşular yapıyorum. Aynen. Hatta böyle şey, koşu grubu da kurmaya çalıştım. İşte bir dönem hani startup ekosistemini toplayayım, koşu grubu yapayım vesaire diye. Kimse gelmedi. Sonra hatta böyle hashtag'im olmuş benim. Çarşambaları yalnız koşuyorum. Güzelmiş. Yani onun yanı sıra ailemle işte. Hani evliyim, bir kızım var. İlkokula başladı. Allah bağışlasın. Sağ ol, teşekkürler. Onlarla vakit geçiriyorum bol bol. Dostlarla vakit geçiriyorum. En güzel hobi. Aynen. Böyle gitar çalmaya başladım şimdi korona günlerinde. Ona çalışıyorum. Güzel. Ve şimdi sürpriz diye. Parçamız Volkan Özkan'dan gelecek. Yani şey yaparım dedim hani Instagram'da canlı şeyler var ya. Orada. Canlı yayınlara. Çok yakında gelirim ben de. Ben süper desteklediğim bir olay. Canlı yayınlar. Umarım da bütün hayatımıza sirayet eder yani bu koronadan sonra da. Aynen. Çok ben büyük çok televizyon, Netflix yapmıyorum mesela şu anda. Biraz böyle şey yaptık. Hani korona günlerinden de bahsedersen. İşte evde böyle bir ajanda yaptık. İşte tabii okula giden ve online eğitim alıyor çocuk, değil mi? Online eğitim alan bir çocuk bayağı bir full time iş gibi oldu. Evet. Dolayısıyla şey yaptık. Sağ olsun eşim de destekliyor. İşte sabahları o ilgileniyor. Öğlen akşamları ben ilgileniyorum. Çocuğu paylaştık. Aynen çocuğu paylaşıyoruz. İşte yemekleri böyle vardiyaya böldük. İşte öğlen yemeğini eşim hazırlıyor. Akşam yemeğini ben hazırlıyorum vesaire gibi böyle. Bak çok güzel. Bir organizasyon böyle bayağı şey. Sen evde de operation kurdun abi operasyonu. Yolda evde. Aynen. Trello. Şey şu an aklıma geliyor da çok konuyla alakası. Acaba bu dönem, herkesin evde kaldığı dönem, daha böyle bir aileyle, özellikle çocukla, hele hele çocuk ufaksa vakit geçirmek için aslında çok zengin ve altın bir zamanmış gibi geldi bana ya şimdi. Çünkü bizim çok uzak olduğumuz bir şey aslında, hem Erdem'in hem benim. Ama senin perspektifinden baktığımda aslında çocuğumla 24 saat beraberim. Güzelmiş ya bakınca.
Değil mi? İki seneye kadar tabii tabii. Güzel ama yorucu da. Kolay yani orası bak, şey, benim bakmadığım taraf o taraf. Ya şey zorluğu var tabii. Çocukla hiç dışarı çıkmamanın tabii bir zorluğu var. Yani çocuk işte çıkıp oynamak istiyor. Enerji atması gerekiyor. Enerji atması gerekiyor. Hani onun bir hüznü var yani. Tamam. Olduğunca ama şey yapıyoruz. İşte akşamları satranç oynuyoruz mesela. Şimdi başladık işte. Hep bir faaliyet, bir etkinlik. Bir şey katıyoruz işte. Hareket devam. Bir şeyler katmak gerekiyor yani. Aynen. Yemek yapıyoruz bol bol. Kilo aldım bayağı. Ben de. Biz de. Hepimiz sana. Aynen, bayağı yemekle ilgili hiç sıkıntı yok. Lahmacun yaptırdım. Evet. Bu arada haftada bir yayınlayacağım gerçekten onu. Güzel bir hobi oldu bana. Öyle mi? Evet. Güzel. Arada getir bana da. Takas. Takas biliyorsun. Tek şartımız takas. Dün gerçekten diyorum ki ben kek yaptım. Sen lahmacun yaptın. Gel ortada buluş. Aramız 100 metre, 150 metre yok bizim Erdem'le aramızda. Gel ortada buluşalım. Hiç temasa geçmeden alıp gidelim filan. Hala takas diyor. Yani ben ilk önce bana ver dedim. Biraz da kek verirsin bana diyor. Biz de böyle arkadaşlık. Evet, güzel oluyor tabii. Keyifli oluyor. Yemek yapmak yani hem vakit geçiyor biraz. Hem böyle bir neşe katıyor yani. Güzel bir yemekle. Doyuyorsun. Gerçekten bu arada... Şaka değil abi. Mesela cumartesi günü Umut'un dediği gibi lahmacun yaptım ve bunu story'de paylaştım her adımını. Yani o kadar güzel geçti ki vakit. Çok daha lezzet aldım lahmacunla. Tamam peki. Bu muhabbeti ya, bence... Kiloları veririz kiloları yani. Şu günler bitsin koşar veririz yani. O kadar üzmeye gerek yok. Biraz göbek yaptık. O zaman biz çarşambaları şeyler... seni aynen. Yalnız bırakmayacağız. Doğru yapamak şimdi ama. Abi biz seni çarşambaları orada... yalnız bırakmıyoruz. Bir şey diyeceğim. Ben de, ben de... Söz. 100 şu işime girene kadar koşuyordum abi. Şükrü Saraçoğlu'nda başlıyorum. Suadiye ışıklara kadar hiç durmadan. Yaklaşık 6 kilometre yapıyor ama bir sonraki bel tura 7 kilometreyi tamamlıyordum ben. Her evet, bel tur arası da 3 kilometre falan. Ben de iyi koşuyordum. Birlikte koşarız gerçekten. Olur olur sevinirim. Hatta şey çok ihtiyacım olacak geliyorum. Çünkü. Yaz gelsin bir de Büyükada turu bence en keyifli, en güzel koşu parkuru. Ama 2 kilometre tam. Yokuş. Hani o da verebilirsin. Abi. Yokuştu ama yokuş ve iniş çıkış olduğu için onun nefesi dengeleyebiliyorsun. Hayatımda koştuğum en güzel parkur yani. Bütün Büyükada'yı böyle turluyorsun ve sürekli manzara içinde. Hiç bilmediğim şeyler. O yokuş yüzünden ben Büyükada'ya gitmiyorum abi yıllardır. O zaman ben şu an kapatayım. Muhabbete bence kayıttan sonra devam edelim. Hiç dağılmasın. Tamam Umut. Tamam. Iskandın. Hayır. Burada programımızı... Ama çok güzel. Tavsiye ederim. Mutlaka koş. Erdemciğim sana söyle. Ben hiç alakası yok. Tamam. Öyle şeylere. Okey. Ben aldım Volkan abi. Dinleyen tüm arkadaşlarımıza çok teşekkür ederiz ve izleyen. Çok güzel bir hikaye ve bir insan tanıdık diyelim. Bu bütün bu güzel insanları tanımaya ve hikayelerini dinlemeye devam etmek için YouTube kanalımıza gelip ve Spotify, iTunes hesaplarına bakıp podcastleri dinleyebilirsiniz. Ve yolda bizim radarımızda. Peki tabii. Zaten radarımıza girmişti. Bundan sonra da radarımıza kalmaya devam edecek. Onunla ilgili umarız ki hep güzel haberler en hızlı şekilde size ulaştıran biz oluruz. İnşallah. Siz de okursunuz. Bizi sosyal medyada takip edin bunlar için. Bir sonraki hafta görüşürüz. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Bay bay.